Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Herkes hoş geldi. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Sesimiz geliyor mu acaba? Bir ses kontrolü yapalım hocam. Ben buradayım. Tamamdır. Ha, tamam, ses Benim geliyormuş sesim nasıl? hocam. Sizin sesiniz gayet güzel, Tamam. gayet iyi hocam. İstediğiniz zaman eğitime başlayabiliriz. Tamam, başlayalım isterseniz. Tamam, tamamdır hocam. Peki. Görüşürüz. Buyurun, moderasyonu yapın. Efendim? Moderasyonu yapın, ondan sonra başlayalım. Tamam. Şimdi 45 dakika kadar siz eğitiminizi verirsiniz hocam. 45 dakika sonra da 45-50 dakika sonra da sorusu olan kişilerden birkaç soru alırız. Soruları sesli olarak alacağız. Mikrofonları açacağım ben soru kısmında. Sırayla el kaldıranlara söz hakkı vereceğiz hocam. Ona göre ilerleriz zaten. Sizin de çok fazla vaktinizi almadan, zamanı aşmadan 3 gibi bitiririz yine. Tamam. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Merhaba herkese. İsmim Doktor Hülya Bingöl Çağlayan, çocuk ve ergen psikiyatristiyim. İhtisasımı Almanya'da yaptım. Yaklaşık 9 yıl nörolojide, çocuk ve ergen psikiyatrisinde ve erişkin psikiyatrisinde ihtisas yaptım. Yani 2,5 ihtisasım var gibi. Türkiye'de çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışıyorum. Ve kognitif terapistim. Almanya'da yurt dışında psikiyatri eğitimlerinde, yani uzmanlık eğitimlerinde bir ana dal, bir de yardımcı dal seçmek zorundasınız. Terapist olarak, terapi eğitimcisi, terapist olarak. Yani daha doğrusu terapist eğitimlerini almazsanız sizin uzmanlığınız psikiyatri uzmanı olamıyorsunuz. Ben de kognitif terapistim. Kognitif davranışçı terapistim, onaylı. Ve ikinci dal olarak da psikodrama seçtim. 2008 yılında Türkiye'ye döndüm. 2009 1 Kasım'dan itibaren de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Uzman hekimim, doçentlik sürecindeyim şu anda. Evliyim, bir tane çocuğum var, 5,5 yaşında. Bugün herkes karnı aldı, herkes mutlu. En azından bu online işkencesi bitti diye düşünüyorum. Biraz ara verildi. İnşallah bu süreç sonuçlanır. Ve artık herkes okuluna döner yavaş yavaş. Evet, biz de çok zorlandık. Anaokulunda olmasına rağmen yine sabahtan akşama kadar online derslerimiz vardı. Gerçekten çocukların, büyük küçük herkesin dikkati çok dağılıyor. Biraz önce onu söylüyorum asistanımla konuşurken, hani bu dikkat problemlerini de şu anda değerlendirmemiz çok çok zor oluyor. Çünkü şeyi bilemiyoruz. Yani gerçekten bu şimdi ortaya çıkan bir problem mi? Okula başlanınca yüz yüze birebir eğitimde nasıl olacak? Sonra nasıl olacak? Bunu bilemiyoruz. Bugün size biraz dikkat eksikliği ve kaygı bozukluklarından bahsetmek istiyorum. Konuyu böyle seçtim ama tabii başka sorularınız da olursa yanıtlamaya çalışırım. İnşallah verimli bir saat geçiririz hep birlikte. Ben şimdi ekranı paylaşıyorum. Bu sunumu sizin için özel hazırladım. Arada bir tane de video göstereceğim. İnşallah onu da gösterebilirim. Hoşuma gitti. Dün YouTube'da şey yaparken gördüm. Gayet güzeldi. Güzel anlatmıştı. Ya eş tanılar aslında %60 oranında. Yani sizin çocuğunuza bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, pardon, çok özür dilerim, konusa
60 oranında da eş tanılar bu eş tanılardan en yoğun görüleni de kaygı bozuklukları. Eksikliği çocukların %30'unda kaygı bozukluğu görülüyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı erişkinlerin de %50'sinde kaygı bozukluğu görülüyor. Biliyorsunuz dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu %60 oranında da yine erişkin çağında da devam ediyor. Peki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir? Genetik, biyolojik ve psikososyal etkenler gibi çoklu nedenleri olan bir beyin rahatsızlığıdır. Temel özellikleri nedir? Kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, engellemeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilinçte ortaya çıkan ataklık ve huzursuzluktur. 3 tane alt tipi var. Bunlardan bir tanesi dikkatsizliğin ön planda olduğu, diğeri hiperaktivite ve dürtüselliğin ön planda olduğu ve üçüncü tipi de bileşik tip. Bizim toplum taramalarında en sık gördüğümüz dikkatsizliğin ön planda olduğu tip ama klinik ortamda en sık gördüğümüz de bileşik tip, yani ikisinin karışımı olan tip. Hoffman 1849 yılında ilk defa Schuller Peta dediği bir karakter tanımlıyor. Bu karakter her şeyi döken, masada sandalyede oturamayan ve motor becerileri çok sıkıntılı olan bir çocuk. İlk defa burada tanımlandığı düşünülüyor. Evet. Bir dakika, hemen geliyorum. Kapıyı kapatacağım. Ses. Geldim. Evet, bu belirtilere birlikte bakalım isterseniz. Şöyle. Ve üç alanda da belirtileri görüyoruz tabii ki. Bir tanesi dikkatsizlik. Yani ne yapıyor bu çocuklar? Görevleri planlanan zamandan daha önce bırakıyorlar. Çok çabuk dikkatleri dağılıyor. Dürtüsellik, davranışlarda içgörüsüzlük ve uyaranlara kayıtsız kalamamak, hiperaktivitede fazlaca hedefsiz motor aktivite ve sakinleşememe ortaya çıkıyor. Nasıl bu belirtiler? Neler var? Okul ödevinde, çalışmasında ya da diğer etkinliklerde dikkatsizliğinden dolayı ayrıntıları kaçırıyor ya da hatalar yapıyor. Görevinde, ödevinde ya da oyununda dikkatini sürdürmede zorlanıyor. Kendisi ile konuşulduğunda tam olarak dinlemiyor görünüyor. Tamamlamada, planlamada zorlukları var ve zihinsel çaba gerektiren çalışmaları da sevmiyor, kaçınıyor ve isteksiz davranıyor. Okul malzemelerini kaybeder, dışarıdan gelen uyaranlarda dikkati kolaylıkla dağılır, günlük etkinliklerde ve işinde de unutkanlık yaşar. Hiperaktivite belirtileri neler? Eli ayağı boş durmaz, böyle kıpır kıpır, kutlu musun dedikleri halk tabiriyle çocuklardır. Oturması gerekli durumlarda kalkıp gezinir, uygunsuz bir halde gezinir, tırmanır. Oyun ya da eğlence etkinliklerini sakince sürdürmede zorlanır. Çoğunlukla hareket halindedir ya da kurulmuş motor gibidir, çok konuşur. Dürtüsellik belirtileri de soru bitmeden cevaplamaya kalkar. Sırasını beklemede zorlanır. Başkalarını rahatsız edici biçimde çoğunlukla böler, sataşır. Mesela sıraların arasından giderken pat diye arkadaşına çarpabilir, vurabilir. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 7 yaşından önce başlaması gerekir. Okul ve ev olmak üzere en az 2 ortamda görülmesini istiyoruz. Yani mesela bir dönem okulda çok hareketli ama evde hiç sıkıntısı yok. O zaman okulla ilgili bir problem mi var diye bakarız. Ya da tam tersi de olabiliyor bazen. Evde çok hareketli, yani siz anneye Connor Scale doldurtuyorsunuz, öğretmene de doldurtuyorsunuz. İkisinin arasında o kadar çok fark oluyor ki evde anne hepsini işaretlemiş oluyor.
Burada da yine bir sıkıntı olduğunu düşünebiliyoruz. Ve süreklilik göstermesi. Bu da çok çok önemli tabii ki. Yani bir zaman diliminde sadece sınırlı değil de bunun sürekli olması önemli. Diyelim ki anne ve baba boşanıyor ve çocuk bu dönemde çok huzursuz, çok hareketli. Bundan da öğretmenin haberi yok. Bu dönemdeki hareketlilik çok sayılmıyor. Orada daha çok bu çocuk uyum problemi yaşıyor ve buna uygun tanılar alır. Dikkat eksikliği tanısı konmaz. Tabii okul öncesi dönemde çok fazla tanı koymakta aceleci davranmamak, aile danışmanlıkları, davranışsal öneriler ve düzenli takiplerle okula başlama yaşına dek izlemek gerekiyor. Okul çağında bu çocuklar hepimizin bildiği ödev yapmayı sevmiyorlar, zorlanıyorlar. Sınıfta sık uyarı alanlar listesine giriyorlar, unutkanlar, eşyalarını dağıtıyorlar, savruluyor, kaybediyor ve ev ortamında da sorumluluk almak istemiyorlar, evdeki kurallara uymak istemiyorlar. Ergenlerde ise biraz tabii hiperaktivite azalıyor ama dürtüsellik olarak ve dikkatsizlik olarak devam ediyor. Bu dürtüsellik de nasıl kendini gösteriyor? İstediğini o anda yapmak. Mesela işte dışarı çıkmak istiyorsa o anda dışarı çıkmak. Bazen sigara içmek istiyorsa o anda sigara içmek. Yani bir hazları erteleyememe durumu burada tabii farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Yüksek riskli davranışlara eğilimi var, sık partner değiştirme var ve cinsel deneyimleri erken yaşama riski de var. DEB okul dönemi çocuklarının %3 ila 6'sında görülür. Erkeklerde daha fazla görülür. 3'e 1 oranında erkek kız oranı 3'e 1 oranındadır. Şimdi beyinde bizim bilgi işlemlememizi sağlayan parçacıklar vardır. Bu parçacıklara biz dopamin, yani nörotransmitter deriz. Burası bir sinir hücresinin şematik çizimi ve buradan gelen bilgi dopamin ve noradrenalin sayesinde anahtar kilit modeli olarak karşı tarafa uyar ve bilgi kopukluk olmadan aktarılır. Ama şöyle baktığımızda burada gördüğünüz gibi dikkat eksikliği olan, gerçek anlamda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukta bu bilgi tam olarak aktarılamaz ve karşı tarafa da geçmez. Ve gördüğünüz gibi buraya sinaptik aralık diyoruz. Sinaptik aralıktaki dopamin ve noradrenalinde oldukça azdır miktarı. Çünkü geri alınımı engellenmiştir. Ama ilaç kullandığınız zaman, örneğin metilfenidat, ilaç kullandığınızda bu dopaminin kaçışı engellendiği için sinaptik aralıkta daha fazla dopamin ve noradrenalin kalacağı için noradrenalin kalacağı için bilgi yine aynı şekilde istediğimiz gibi arttırılır, karşı tarafa geçirilir. Beyinde bu tarz bağlantı olarak 100-150 milyon bağlantı taşırız. Beyin gelişiminin %95'ini 5 yaşına kadar tamamlar. Geri kalanı da tamamlanması 21 yaşa kadar devam eder. Bütün o beyin kıvrımlarının bir araya gelmesi 21 yaşına kadar devam eder. Evet. Bu Russell Barkley'den aldığım bir slide. Russell Barkley çok ünlü bir nöropsikiyatr ve çocuk, özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite üzerine çok fazla çalışması ve çok güzel de YouTube videoları var. Burada anlattığı şey aslında çok doğru. Dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan bir beyinde performans var, yani bilgi var ama bu bilginin performansa döndürülmesinde zorluk var. Özellikle biraz önce gösterdiğim maddeler beynin ön bölgesinden aşağı bölgelerine kadar bütün yürütücü işlevlerin işlendiği, yer aldığı yerlere kadar oldukça
zorlanıyor, aktarılamıyor ve aktarılamadığı için çocuk ne yapması gerektiğini biliyor. Fakat bunu bir türlü performansa döndüremiyor. Yani ödev yapması gerektiğini bilse de bunu bir aksiyona dönüştüremiyor. İşte kitabını seçip hangi kitaptan, hangi sayfalar, hangi konu işlendi, burada ne yapılacak, bunu sıralayıp organize edip o işe bir türlü başlayamıyor. Beynin yürütücü işlevleri içinde neler var? Bakın beyinde şu an Jülich beyni diye 3 boyutlu bir tarama yapıldı beyinde. Tam bu pandemi döneminde, Nisan-Mayıs aylarındaydı zannediyorum. Beyinde 246 tane ayrı alan belirlendi. Fakat artık yeni anlayışa göre beyinde bir işlevi gerçekleştirmek için birçok merkez rol oynuyor. Bu merkezlerdeki bilgi işleyişi, bu merkezlerdeki akım rol oynuyor. Yürütücü işlevler dediğimizde neler var? Bir tanesi aktivasyon dediğimiz, organize olma, öncelik verebilme ve o işe başlayabilme. Bir diğeri odaklanabilme. Hani radyonun ince ayarını yaparsınız da tam bir net ses çıkar ya ve etraftaki diğer cızırtıları da söndürmüş olursunuz. Düşünün ki günlük hayatta birçok uyaran geliyor size. Mesela şu anda beni dinliyorsunuz ama yan tarafta belki çocuğunuz sizi dürtüyor. Ya da telefonunuzda WhatsApp'tan bir mesaj geliyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bütün bu uyaranları söndürüp şu anda sadece ekrandan gelen görüntüye ve sese odaklanmaya çalışıyorsunuz. Orada bir netlik sağlamaya çalışıyorsunuz. İşte odaklanma da bu ince ayarın yapılabilmesi demek. Yani hedefi belirleyip uyaran, önemli uyaranlara karar verip diğerlerine önemsiz uyaranları söndürme işlemi. Bir diğeri duyguların düzenlenmesi. Özellikle de engellenme toleransının düzenlenmesi, duyguların içselleştirilmesi çok çok önemlidir. Hafıza. Bir bilgiyi hafızada tutup hafızadan tekrar yaparak uzun süreli hafızaya yollama ve gerekli olduğunda da o bilgiyi tekrar recall edip o hafızadan çağırıp tekrar kullanabilme işlemi ve bir kişinin aynı zamanda davranışlarını da yönetebilmesi. Bunların hepsi beynin yürütücü işlevleri. Tıpkı bir orkestra şefi gibi kimin ne zaman ne yapacağına beynin yürütücü işlevleri karar verir. Şimdi dikkat bozukluğu olan, dikkat sorunu olan çocuklarda ruhsal olarak baktığımızda üç ayrı alanda ya da yaşamlarına baktığımızda üç ayrı alanda sorun görüyoruz. Bunlardan bir tanesi psikososyal alanlar, diğeri akademik başarı bozuklukları ve ruhsal alanlar. Bu çocuklar çok fazla sosyal izolasyona uğruyorlar, stigmaya uğruyorlar, etiketleniyorlar, agresif davranışları çok fazla ve aile içi çatışmaları çok yoğun. Akademik başarı bozuklukları eşlik edebiliyor, okuma, yazma ve hesaplamada disgrafiler, disleksiler ve diskalkuliler gelişebiliyor. Ruhsal anlamda azalmış benlik algısı, depresyon ve kaygılar görülebiliyor. Evet, bununla ilgili bu şey birazdan anlatayım. Kaygı bozuklukları beyinde nasıl oluşuyor? Şu kadar söyleyeyim. Aynı biraz önceki yürütücü işlevlerin oluştuğu yerlerde de bizim çok önemli iki tane duygulanımla ilgili alanımız var. Bunlardan bir tanesi hipokampus ve diğeri de amigdala, badem dediğimiz. Ve bütün duygularımız aslında o badem tarafından uyarılıyor. Aslında kaygı ya da korku diyelim, önemli bir duygu ve bizi koruyacak bir duygu ve bu evrimselleşmiş, filogenetik olarak bakıldığında evrenselleşmiş bir duygu. Tehlikelere karşı bireyi, insanoğlunu korumak için verilmiş bir duygudur. Ama eğer
Siz devamlı kendinizi arkanızdan bir dinozor kovalıyormuş gibi nefes nefese, elleriniz terlemiş, kalbiniz ağzınızdan çıkacak gibi nefes alamayacak durumda hissederseniz, bu o zaman artık vücudunuza da bu duygulanın sirayet etmiş demektir ve bu artık patolojik hale gelmiş demektir. Çocuklarda kaygı bozuklukları belirtileri neler? Neler var? Konsantrasyon bozuklukları, uykusuzluk veya diğer uyku bozuklukları, işte uykuda konuşma, uyur gezerlik vesaire. İştah bozuklukları olabiliyor çocuklarda. Huzursuzluk, çabuk sinirlenme, öfke nöbetleri, sürekli endişe hali veya olumsuz düşünceler. Özellikle şimdi COVID döneminde çocuklarda bunu bir ara çok çok yaşadık. Şimdi de var ama o dönem çok fazlaydı. Çok fazla anneye babaya yapışma, bu resimde olduğu gibi. Ya size bir şey olursa, ya sana bir şey olursa, sen neden oluyorsun gibi korkular, kaygılar hepsi ortaya çıkabiliyor. Gerginlik, sık tuvalete gitme mesela. Normalde işte 2 saatte bir, 3 saatte bir tuvalete giden bir çocuk sık sık tuvalete gitmeye başlıyor. Çok ağlama, her şeye ağlama, her istediğine ağlama gibi. Anneye babaya yapışma, biraz önce söyledim. Karın ağrıları çok sık yine olabilir. Ya da ebeveyn yatağında yatma isteği. Devamlı mesela daha önceden ayrı tek başına yatan bir çocuk artık bu dönemde anne babanın yatağında yatmak isteyebilir. Şimdi tabii baktığınız zaman birçok bozukluk ve birçok semptom birbiriyle çok ortak noktası var, değil mi? Dikkat bozukluğu var dikkat eksikliğinde, ama kaygı bozukluklarında da yine konsantrasyon bozukluğu, sürekli endişe ve olumsuz düşünceler var. Dikkat eksikliği hiperaktivitede hiperaktivite ve dürtü kontrol bozukluğu var. Ve buna benzer birçok semptomda yine kaygı bozukluklarında da var. Huzursuzluk, gerginlik, sürekli tuvalete gitme, soru bitmeden yanıt vermeye çalışma, öfke nöbetleri ya da çabuk sinirlenme gibi. Tabii burada yumurta tavuk misali. Yani kaygı bozukluğu dikkat eksikliği sonucu mu ortaya çıkıyor, yoksa dikkat eksikliği kaygı var, kaygının sonucunda mı dikkat eksikliği ortaya çıkıyor? Bu tabii böyle bir kaskat şeklinde karşımıza geliyor. Ama biz şunu biliyoruz ki eğer kaygılıysak bizim dikkatimizi toparlayabilmemiz çok zor. Ve ben klinikte gördüğüm çoğu çocukta, kaygılı çocuklarda bazen MOXO testini uygularken bile o kadar çok o kaygıların arttığını hissediyoruz ki bazen bloke oluyorlar. Hele tekli uyaranlarda değil ama ikili, üçlü çeldiricilerde, işte görsel, iki işitsel veya attentioner uygularken de bunu görüyoruz. Kaygılı çocuklar kilitleniyorlar, bloke oluyorlar ve hareket edemez hale geliyorlar. DHB ile kaygı bozukluklarını karşılaştırdığımızda kaygı bozukluklarında erken dönemde bir regülasyon bozukluğu görüyoruz. Yani bu çocukların erken dönemde bir türlü sakinleşemeyen, hep ağlayan, uyku, tuvalet veya yeme iştah bozukluklarına sahip olduklarını görüyoruz. Kaygı düzeyi beklenenden yüksek. Yani normal bir kaygı evet, ama bu çocuklarda çok daha fazla bir kaygı durumu görüyoruz. Ailede kaygı bozukluğu öyküsü var. Kaygı bozukluklarına baktığımızda ve sosyal anlamda da kaçıngan bir tutum sergiliyorlar. Bu normal kaygı bozukluklarında, ama dikkat eksikliğiyle birlikte olan kaygı bozukluklarında ise dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite alanlarında regülasyon bozukluğu görüyoruz erken dönemde. Kaygı düzeyleri normal ve az kaygı, biraz stres, iyi yapmam lazım gibi hafif düzeyde bir kaygı motive edici olarak rol oynuyor. Dikkat eksikliğinde ailede kaygı bozukluğu öyküsü yok.
Uygunsuz davranışlar ile nedeniyle sosyal ortamlarda bulunmaktan çekiniyorlar ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisi sonrası ister ilaç olsun ister terapötik girişimler anksiyete semptomlarında da iyileşmeyi biz görüyoruz. Peki biz bu çocuklara nasıl destek olacağız? Anne baba olarak nasıl destek olalım? Ne yapalım? Çocukta hem kaygı var hem dikkat eksikliği var. Ne yapmamız gerekiyor? Birincisi doğru tanı bizim için etkin tedavi demek. Tanılamada bundan hiçbir şekilde kaçınmamak lazım. Ve tanıyı doğrulamak çok çok önemli. Ve bunun sonucunda da etkin tedavi. İlaca başlandıysa o ilacın olması gereken idame dozda kullanılmış olması önemli. Hani kiloya göre ayarlıyoruz çünkü çoğu zaman bu medikasyonları. Ama eğer kilosuna uygun değilse, sürümcemede kaldıysa o etkin bir tedavi olmamış olur. Tabii çocukla etkin iletişim kurmak çok çok önemli. Çocuğumuzu dinlemek, ben buradayım, seni dinliyorum ve sen ne zaman istesen ben senin yanındayım mesajının verilmesi önemli. Çünkü bu size çocuğunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Çoğu çocuk kaygılarından bahsetmek istemiyor. Kaygılarını anlatmak istemiyor. Kaygılar bazıları tarafından çok fazla olumsuz kodlanmış olabiliyor. Tabii veli olarak, anne baba olarak okul ve öğretmenle işbirliği içinde olmak, destek istemek çok çok önemli. Çünkü bazen çocuğun derslerinde neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu ayırt etmemiz de çok zor olabiliyor. O nedenle mutlaka işbirliği içinde olmak, iletişim halinde olmak önemli. Düşünce durdurma tekniği aslında kognitif yöntemlerden bir tanesidir. Çocuk çok fazla kaygılandığında, mesela bir sınava girecek, sınavdan önce yapamayacağım, ben ne kadar çalışsam da yapamıyorum gibi düşünceler var. Tabii biz biliyoruz ki duygu, düşünce ve davranış üçgeninde düşünceyi değiştirebildiğiniz zaman, olumsuz düşünceleri atabildiğiniz zaman duygulanımınız da değişiyor ve buna bağlı olarak gösterdiğiniz davranış paterni de değişiyor. Ve vücudunuz da rahatlıyor. O nedenle çocuğa bu düşünce durdurma tekniklerini öğretmek lazım. Nedir bu? Burada birkaç tane örnek var. Mesela en çok benim yaptırdığım örnek, zihin o iç ses konuşmaya başladığında, yapamayacaksın, olmayacak gibi, iç ses konuşmaya başladığında yüksek sesle bunu durdurmak. Ben o zaman şey söylüyorum, balkona çık ve bağır mesela. Ya da dur diye bağır, yüksek sesle bağır ve veya yüksek sesle kitap oku. Bir paragraf okusan yeterli. O anda çünkü zihin hemen başka bir yöne kanalize olabiliyor. Bir diğeri dur işaretini gözünün önüne getirmek. Bazen bunu çizdiriyorum da çocuğa. Mesela bir dur işareti hayal et ve bunu bizim için çiz diyorum. Şarkı söylemek yine aynı şekilde, yüksek sesle kitap okumak, hemen o anda bir kronometre kurmak, mesela telefondan bir kronometre kurmak ve ayağa kalkıp mesela odadaysa mutfağa gidip bir bardak su içmek. Bunların hepsi o düşünce kaskatlarını ortadan ayıracak, dağıtacak hareketler. Bir kere Bartley de bunu hep söylüyor. Bu çocuklar ne dedik? Bilgi var aslında. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Ama bunu performansa dökemiyorlar. Neden? Çünkü o performansı dışsallaştıramıyorlar. Onlar için en önemlisi bu performansın karşılığını görmesi. Mesela online oyunlarda neden herkes bu kadar bağımlı oluyor? Çünkü baktığınızda
Hemen o anda siz yaptığınız hamlenin karşılığını alıyorsunuz. Ya devam ediyorsunuz ya yanıyorsunuz. Ama ödevler öyle değil, değil mi? Ya da günlük hayatta çocuğun yapması gereken projeler öyle değil. O nedenle yaptığı şeylerin zevkine varabilmesi için ve günlük başarıları tekrarlayabilmesi için siz ona çeşitli puanlar verebilirsiniz. İşte bir haftalık çizelgelerle, takip kağıdıyla, ödevlerle ona çeşitli stickerlar koyabilirsiniz. İşte gülen yüzler olabilir, noktalı şeyler olabilir. Bunu yapabilirsiniz. Bir de tabii vücudu da kaygı bozukluğu olumsuz etkilediği için derin nefes alıp vermesini sağlamak önemli. Vücudu sakinleştirmek için önemli. Rahat içinden ikiye kadar sayarak nefes alıp beşe kadar sayarak o nefesi vermenin önemli olduğunu öğretmek lazım. Çünkü bu hareket zihni tazeler. Bu hepimiz için geçerli. Çok yoğun, çok yorgun olduğumuz zamanlarda da yine derin nefes alıp vermek, tabii bütün diyaframımızı da kullanarak derin nefes alıp vermek bizim ve çocuklarımızın zihnini tazeleyebilecektir. Tabii burada birçok yol var, birçok şey var. En iyi yol hangisi? Bir kere ebeveyn olarak ve öğretmenler olarak aslında nazik olmak, sabırlı olmak, destek olmak ve ne olursa olsun onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz çok çok önemli. Bu ne demektir? Bebek de olsa, 3 aylık bebek de olsa, 3 yaşında da olsa, 13 yaşında da olsa ben buradayım, senin yanındayım ve sana güvenli alan oluşturuyorum demektir. Ama çocuk kaygılandığı zaman ay ne yapacaksın, bir sürü de yanlış yapmışsın, bak şimdi ne olacak bu sınavın sonucu, denemelerden de kötü alıyorsunuz dediğiniz anda tabii ki çok daha sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Hele ki hassasiyetleri varsa burada çok çok zorlanma olabiliyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar ilk etapta. Ben videoyu açmaya çalışayım bu arada. Eğer açabilirsem sizde sorularınız var zannediyorum. Ben o arada merhabalar. Öncelikle hocamız bir video yayınlayacak. Ondan sonra soruları alacağız. Soruları öncelikli olarak el kaldıranlara soru hakkı vereceğiz. Direkt araya girenlere söz hakkı veremiyorum maalesef. Bilginiz olsun. Ya 32 megabit'e kadar da zaten evimin adresinin bulunduğu yerde 8 megabit'e kadar bile alamıyorum da. Sizden ricam soru sormayacağınız süre içerisinde mikrofonunuzu kapalı tutabilir misiniz? Video görünmüyor. Son bir fatura onu da öderim. Sizinle artık bir ilişkimiz kalmaz mı? Daha şey olacak. Allah Allah.
Ya şey dengesi değişiktir, bozuktur. O yüzden zorlanıyorsunuz. Merhaba, mikrofonu açık olanlar kapatabilirler mi lütfen? Tüm konuşmalarınız buraya geliyor. Hülya Hocam, sesiniz sanıyorum kapalı, o yüzden video sesi gelmiyor. Sesiniz açabilir misiniz? O zaman şuradan tekrar şey yapalım. Bir dakika. Açık mı sesim şimdi? Şu an geliyor hocam, evet. Tamam. Videonun sesi. Stress can help improve our alertness and memory. It also motivates us on a daily basis. But as I've learned, sometimes stress isn't just stress. When stress goes from being a motivator to being totally overwhelming, that's not normal. Videonun sesi geliyor mu? Evet, demin geliyordu. Sesini biraz önce tamam. Alabiliyorduk. Şu an evet, değil. Yabancı değil. Tamam, ben durdurdum çünkü şimdi. Şunu söyleyeyim. Bazen stresli olmak da eğer bir çocuk stresle beraber yapabileceği şeyden geride kalıyorsa, bloke oluyorsa ve yapması gereken yerine stresini bastırmaya çalışıyorsa, o zaman bu ciddi bir bozukluktur. İşte bu performans anksiyetesi olarak da değerlendirilebilir ya da başka bir şey ya da diğer kaygı bozukluklarının da öncüsü olabilir. Years ago, I was diagnosed with generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder is described by the anxiety amygdala, hypothalamus, and thalamus. Bu dört alan, hipokampüs, amigdala, hipotalamus ve talamus, beyinde aslında stresin merkezi, limbik sistem olarak adlandırılan yerdir. Bizim davranışlarımıza karar verdiğimiz, davranışlarımızı düzenlediğimiz, duygularımızı da düzenlediğimiz alandır. Ve yapılan çalışmalarda da bu sistemde anksiyetesi olan, kaygı bozukluğu olan bireylerde aktivitenin arttığı söyleniyor. This circuit is believed to handle most of our emotional processing. And the prefrontal cortex is responsible for integrating this emotional information into our decision making. Scientists think that yani duygusal kararları verdikten sonra ön korteks bölümüne geçiyor ve ön korteks bölümü de bu duygusal alandan gelen sinyallere göre karar vermemizi sağlıyor. Disorders pop up when there are changes in the signaling of the limbic system. Of course, we can't go digging around in living people's brains to see how their neurons are firing. But scientists can study this theory using non-invasive imaging techniques like fMRI and PET scans. This kind of research has found that patients with anxiety disorders have more activity than normal in the limbic system. Importantly, there's a trend for these patients to have hyperactive amygdalas. Amygdala da hiperaktivite olduğu görülmüş. Which is interesting because the amygdala is sometimes considered the fear center of the brain. Each disorder has its own quirks too.
In panic disorder, the amygdala hyperactivity might be caused by less GABA, the main inhibitory neurotransmitter. In panik bozuklukta daha az GABA olduğu limbik sistemde, amigdalada GABA denilen aynı dopamin, noradrenalin gibi bir nörotransmitter GABA olduğu söyleniyor. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan çocuklara da GABAerjik ilaçlar şimdi yeni yeni verilmeye başlandı. Türkiye'de yok ama Almanya'da ve Amerika'da FDA tarafından onaylandı. Yani aynı sistem üzerinden aslında işliyor. Hem dikkat eksikliği hem de kaygı bozukluğu. O nedenle yüksek oranda this could lead to less inhibitory signaling in the emotion circuits, making it harder to GABA denetleme mekanizmalarını zaten sağlıyor. Ve özellikle de biliyorsunuz beyinde yürütücü işlevlerde denetleme mekanizmalarında sıkıntı olduğu için çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite ortaya çıkıyor. Evet. Bunlar çok fazla bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkıyor. Ama en azından zihninizde kalsın ve ne oluyor çocuğuma derken bunu algılamanızı istedim. Şimdi sorulara geçebiliriz isterseniz Çiğdem Hanım. Hocam ilk sırada Hülya İlhan var. Hülya Hanım soru sorabilir. Hocam, buyurun. Hocam merhabalar, çok teşekkürler, çok güzel bir sunumdu. Ben karşıt gelme bozukluğu ile ilgili bir soru sormak istiyorum bu çerçevede. Basit bir iki tane de başa çıkma stratejisinden de bahsedebilmeniz mümkün mü? Teşekkürler. Şimdi karşıt olma, karşıt gelme bozukluğu aslında yani conduct disorders dediğimiz bir grup bozukluk ve genelde de dikkat eksikliği hiperaktivitesi yeterli tedavi edilmeyen çocuklarda bunu daha çok görüyoruz. Burada tabii aile tutumları çok çok önemli, aile danışmanlığı çok önemli. Yani iki grupta çalışmak gerekiyor. Hem çocukla çalışmak gerekiyor hem de aile dinamikleriyle çalışmak gerekiyor. Aile dediğimizde de her zaman anne ve babanın da işin içinde olması gerekiyor. Aynı dili konuşmak en önemlisi, aynı şekilde sorumluluğu paylaşmak, otorite paylaşılması çok önemli. Nasıl? Çünkü aksi takdirde çocuklar açık kapıyı kolay şekilde bulabiliyorlar. Ama bazen de medikal tedavi de gerekebiliyor. Ben genelde çok katmanlı yani prim iadesi gibi düşünürsek tercih o zaman iadede olma ihtimali yüksek. Bir konuş ama evet Nevin iade Hanım, olabilir. Nevin Hanım mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Hocam son kısmı tekrar edebilmeniz mümkün mü? Ben duyamadım çünkü sesten dolayı. Hocam devam edecek misiniz? Ekrem ben şeyden düştüm. Ben tamam. Hattan düştüm. Edeceğim tamam. Tabii. Tamamdır hocam. Peki. Buyurun. Son kısmı araya ses girdiği için duyamadık hocam. O yüzden tekrar etmenizi istemişlerdi. Bir dakika şöyle şey yapayım. Ben hocam neden 2-1 atıp atıp duruyor? Efendim? Deminden beri en az 5-6 kere girdim de atıp atıp duruyor. Galiba sizi de atıyor.
internet bağlantısıyla alakalıdır büyük ihtimalle. Ben çok çeşitlilik terapide özellikle karşıt olma, karşıt gelme bozukluğunda öncelikle ruhsal sorunların, altta yatan ruhsal sorunların da tedavi edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü ergenler genelde depresif olduklarında da çok ajite olabiliyorlar. Çok fazla itiraz edebiliyorlar. O nedenle hem onların o altta yatan buzdağının altındaki ruhsal sorunlarını hem de aile dinamiklerininle çalışmayı tercih ediyorum. Gerekirse de tabii ki medikal tedaviye de başvuruyoruz. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Buyurun. Meltem Resim soru sorabilir hocam şu an. Merhaba hocam. Teşekkür ediyoruz bugün için. Buyurun. Benim kızım üniversite sınavına hazırlanıyor. Şu an medikal bir tedavi de alıyor bir psikiyatri tarafından. Kaygı bozukluğu oluştu üniversiteden dolayı. Şu an daha rahatız ama bir anne olarak tam geçmiş değil, ilaç tedavimiz devam ediyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Notlarımı aldım ama özel birkaç bir şey var mı ekleyebileceğiniz bu tür öğrenciler için, üniversite sınavına? Çünkü çalıştığı halde başaramayacağım kaygısı hala geçmiş değil. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Terapi alıyor mu acaba? Terapi almıyor. Şimdi ben bu tür şeylerde zaten mesela kaygı bozukluklarında kognitif terapiyle ilaç tedavileri kıyaslanmış. Kognitif terapi ilk birinci seçenek ilaçtan daha çok. Tabii üniversite sınavına hazırlanırken vakit vesaire diye çocuklar çok fazla şey yapmak istemiyorlar ama yine de bir terapi almasını öneririm. Çünkü bu ben başaramayacağım, ne kadar çalışsam da olmayacak atıfı, bu ona zarar veren düşünce aslında bu. Disfonksiyonel düşünce diyoruz biz buna. Bu düşünceler değiştirilmediği sürece istediği kadar ilaç içsin yine kaygısı devam edecektir. O nedenle mutlaka kognitif terapi almasını öneriyorum size. İlaç da eşlik etsin. Ama hani bu öyle düşünme, ne var ki biz sana baskı yapmıyoruz zaten canın sağ olsun deseniz bile otomatik olarak gelen bir şey. Ve tek başına ilaç da yeterli olmayabiliyor bazen eğer çok derindeyse bu düşünce. Anladım. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Yani, İyi çalışmalar. Sağ olun size de. Duygu Atay hocam sırada var soru için. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Hülya Hanım. Benim 9 yaşında bir oğlum var. İzmir'de yaşıyorum. Kendisi aynı zamanda dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite olmadığı sürede sadece hiperaktivite kısmının dikkat dağınıklığı olduğu. Aynı zamanda matematik kısmında disleksisi olduğu. İlk başladık. Öncelikle Ritalin, sonra Medikin. En sonunda nokta geçiş yapıldı. Çünkü Ritalin ve Medikin'e çok böyle sakinlik ve içine kapanıklık gibi bir şey yaptı. Bu sebepten dolayı şimdi Stetinox'a başladık son iki haftada. Diğer kişileri susturabilir misiniz? Lütfen. Acaba siz yönetici olarak sesi kapatamıyor musunuz? Sesinizi tamamıyla kapattığımız zaman hiç kimseden ses duyamıyoruz. Yani kimse soru soramaz. O yüzden sizin kendi mikrofonlarınızı kapatmanızı bekliyoruz. Hem bağlantının kalitesi için hem de iletişimin daha iyi olabilmesi için. Evet, buyurun. Evet. Bu aşamada ben özel eğitime götürülmesi gerektiğini bahsetmiştim psikiyatristimiz. Fakat biz öyle bir yere gittiğimizde çocuğum daha böyle bir endişeli ve korkar şekilde oldu. Oraya gitmek istemediğinden bahsetti. Bu aşamada biz bir ekstra terapi almamız gerekir mi? Duyu bütünlemeye bize faydası olur mu? Hı hı. Ne yapmalıyız? Yani özellikle bana karşı anne olarak evde çok daha agresif ve sert davranıyor. Bana çok daha farklı davranıyor. Fakat babası geldiğinde daha sakin, daha uyumlu bir çocuk haline geliyor.
Bunun için de sürekli ders konusunda tabii ki ben onunla muhatap olduğum için bu yüzden diye düşünüyorum ama gerçekten hani agresifliği ve hal tavırları akşam ve gündüz olarak tamamen ikiye ayrılmış farklı çocuk görüyorum ben karşımda anne olarak. Hı-hı. Bu konuda ne yapmam gerekir? Şimdi son kullandığınız ilaç neydi? Cetinox. 10 miligram. Anladım. Çocuğunuz kaç kilo? 30 kilo. Bu 10 miligram size yeterli gelmez. Evet. Zaten. Yani en az 40'a kadar çıkmanız lazım. Anladım. Biz 2 doz olarak kullanıyoruz. O zaman yeterli gelmeyecek. Gün içinde ben bunu arttırmalıyım. Evet. Yani 40 miligrama kadar çıkılması lazım. Hı hı. Kilogram başına 1.2-1.3 öneriliyor. Evet. Etkin doz olarak. Ona göre bir kere ilacı ayarlamanız lazım. Diğer şey şimdi şöyle, aile dinamiği içinde eğer annenin otoritesini sarsacak şekilde bir davranış oluyorsa başka bir tarafta çocuklar bu ayırımı çok daha farklı bir şekilde algılayabiliyorlar. Zaten zannediyorum bu çocuğun ruhsal anlamda da gelen sinyalleri yorumlamada, algılayabilmede sıkıntıları oluyor. Genelde çünkü böyle hani dikkat eksikliği olan çocuklar da içselleştirmede ve sembolizasyonda sıkıntı yaşıyorlar. Duygu ne demek istedi, neden bunu yaptı gibi. Evet. Burada da bir sıkıntı var. Mutlaka bir terapiye gitmeniz lazım. Yani ama bu psikoterapi. Evet. Ama aynı zamanda da özel eğitim, belki hani özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine gitmekten çekinebiliyor çocuklar. Diğer mental retarde çocukları da gördükleri için gitmek evet. istemeyebiliyorlar. Ama bu konuda uzmanlaşmış çok iyi özel eğitim öğretmenleri var. Belki böyle bir öğretmeni eve organize edebilirsiniz. Bu şekilde yani bir taraftan özel eğitim desteği ama bu söylediğim şekilde bir tarafta ilaç desteği ama en önemlisi de psikoterapiyle bu işi çözümleyebilirsiniz. Yani sizin aile dinamiğinizin de tekrardan incelenmesi gerekiyor. Çocuk neden bu kadar split ediyor? Buna biz split diyoruz, bölünüyor diyorsunuz ya geceyle gündüz çok farklı diye. Bir bölünme yaşıyor çocuk. Evet. Anneyle daha farklı, babayla daha farklı. Burada sizin otoritenizi sarsan şey nedir? Acaba sizin istikrarlı davranmamanız mı? Yoksa sizin otoritenizi sarsan başka şeyler mi var? Bunları detaylı incelenmesi gerekir. Teşekkür ederim. Ya. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Burcu Hanım var sırada. Buyurun. Merhaba hocam, kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Şimdi hocam, benim depli bir oğlum var. Psikiyatriste yıllardır gidiyoruz, şu an bir ergen. Terapi alması önerildi ve terapistimizin önerdiği bir çizelge var. Evet. Çizelge, yani kendine verilen görevi yerine getirmek istiyor fakat yapmıyor. Yani bu sadece bir örnek bizim için. Rüyasında bile görüyor çizelgeyi yapmadığı için, anlatıyor ama yine de yapmıyor. Bu derslerinde de aynı, yapması gereken görevlerde de aynı. Bizim aile olarak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada tabii şeyin konuşulması lazım. Yani o terapide de neden o çizelgeyi yapmakta bu kadar zorlanıyor? Yani o çizelgeye yüklediği anlam ne? Bunun çalışılması lazım. Bazen de eğer bu kadar bir tıkanma yaşanıyorsa biz o çizelgeyi ortadan kaldırıyoruz. Diyoruz ki tamam, çizelgeyi bırakın, çizelgesiz gideceğiz. Başka yöntemler seçiyoruz. Ya tabii şimdi çocuğu çok yakından tanıyamadığım için bunu çeşitlendiremiyorum ama tıkanan noktada çok fazla ısrar etmenin bir anlamı yok. Anladım. Ve şunu söylemek lazım. Az da adım atsa, yani çizelgenin sadece yarım gününü bile doldursa çok harika bir şey yapmış oluyor. Bunu ona anlatmak lazım. Çünkü bizim bakış açımız çocuklara karşı hepsi tam olsun. Yani her şey %100 olsun. Yani çocuklar %100'e ulaşamadığı zaman çok büyük sıkıntı oluyor.
Mesela bizim uyguladığımız terapi programlarında, Attentioner'da biz diyoruz ki çocuk yapabildiği kadarına biz onu destekleyelim. Yani 10 itemden 3'ünü yaptıysa 3 puan alsın ama 1 puan alsın yine. Şimdi sizin de bu şekilde davranmanız daha önemli. Yani parçalara bölmeniz. Mesela Barkley hep şeyi söylüyor. Bu tür çocuklar ilk başta 10 dakika ders çalışın, 20 dakika oyun oynayın. Sonra tersine döndürün diye söylüyor. Yani o hazzı alması, o şeyi tekrardan yaşaması lazım. Çünkü bu çocukların her zaman yaşadığı şey ne oluyor? Hep başarısızlık. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Terapiste tekrar bir görüşün. Hani orada o tıkanmış olan noktayı ortadan kaldırdığınızda birazcık daha durum rahatlayacaktır. O çıkmazdan bir geri adım atmanız lazım çünkü. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Günler. Ebru Aydın var sırada hocam. Buyurun. Ebru Aydın, soru soracak mısınız? Evin Özalkak var ondan sonra da hocam. Evin. Merhabalar. Merhaba. Hocam benim 13 yaşında bir oğlum var. Eylül ayında bir çocuk psikiyatrisine götürdük. Çünkü çok sürekli günlük hayat içinde değil de zaman zaman çok anlamsız kaygıları oluyor. Biz mesela eşimle çok sorunlu bir çift olmamamıza rağmen sürekli bizim ayrılacağımızı düşünerek en ufak bir tartışmamızda bile bunu getiriyor. Hı hı. Üst katımızda problemli birisi taşındı. Çok kavgacı bir kadın. Ondan sonra işte asansör tek başına ya da tek başına aşağı gidip çocuklarla oynamaktan vazgeçti. Çok bir çocukken yani daha küçükken de vardı. Hani parka gidince bizi hemen görmediği zaman anında bir çığlık atma, şöyle bir kaybetme korkusu vardı. Böyle olayların çıkınca biz de bir psikiyatriye götürelim dedik. Bir ilaç, bir test uygulandı. Testten sonra işte bir konuşuldu bizimle. Bir ilaç başladık. Açıkçası ben ilk önce ilacı biraz ön yargılıydım ama toplum olarak hepimizin biliyorsunuz biraz vardır öyle. Selectra diye bir 25 miligramlık bir ilaca başladık. Evet. Şimdi biz çok da fazla her an karşımıza çıkmadığı için onu artık soruyoruz. Hani oğlum var mı bir değişiklik? Daha rahat mısın falan? O evet diyor. Okulda başarılı bir çocuk. Okul kurallarına uyar. Dersleri iyidir, başarılıdır. Ama şöyle bir özelliği var ki sınıf içinde çok rahattır ama ilk girdiği ortamda çok çekingen olur. Hani şuradan git dondurmayı kendin al desek kesinlikle bunu yapmak istemez. Birini daha karşı komşumdan git hani şu bir kaseye işte bir yoğurt iste desem kesinlikle çalmak istemez. Ve bunu biz bir türlü aşamıyoruz. Yani yaşı ilerlemesine rağmen bu tarz şeyler çok sürekli karşılaştığımız şeyler. Şimdi önümüzde bir de şey var işte bir ergenlik başladı. İşte LGS sınavı var. Açıkçası hani nasıl yaklaşacağız ya da bu ilaç süreci ne kadar devam edecek? Doktor bize şey demişti işte iyi halini göreceğiz ondan sonra bir süre daha var diye devam edelim. Ondan sonra bakacağız demişti. Yani dedim ki çok böyle günlük hayatın içinde bizi rahatsız eden bir şey yok ama sürekli böyle zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bu süreçle ilgili bilgi alacaktım. Hani ne yapacağım? Bu çekingenliği nasıl aşacağız? Şimdi bir tek ilaç kullanıyor değil mi? Terapi almıyor. Hayır almıyor terapi. Yani mutlaka çalışması gerekiyor bunun üzerine. Yani söylediğiniz hepsi terapinin konusu. Yani birebir haftada bir düzenli görüşmenin konusu. Bu tür vakalarda 10-15 seans terapi mutlaka alıp ondan sonra değerlendirilmesi gerekiyor. Planlı bir şekilde. Tek başına ilaç çünkü çözüm değil. İlacı bıraktığınızda tekrar eski haline dönebilir. Eğer hiçbir davranışta değişiklik yapmıyorsa. Çünkü kaygısı olan çocuk mesela o kişiden çekindiği için işte asansörle aşağı binmiyor. Kendine o şekilde bir yol oluşturuyor, bir dünya oluşturuyor. Ve o dünyada o konforu iyi. Ama siz onu o dünyadan çıkarmaya çalıştığınızda
güvenli alanından çıkacağı için daha büyük sıkıntılar yaşayacaktır. O nedenle mutlaka ben bir terapistle görüşmesini öneriyorum çocuğumuzun. İlaç konusu da biz şöyle yapıyoruz. Terapiyle beraber ilerlememize göre ilacı kesiyoruz. Ama tek başına ilacı hadi kullandık şimdi keselim bu böyle bir şey çok zorluyor çocukları. Özellikle de ergenlik döneminde. Şimdi dürtüleri de başlayacak ve onlarla baş etmede de zorlanacaktır. O nedenle mutlaka terapötik bir destek de almanızı ben size öneririm. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nehir Tuncer var hocam sırada. Tabii, buyurun. Merhaba. Öncelikle çok teşekkürler. 11 yaşında bir kızım var ve 8 yaşında bir oğlum var. Şimdi evet. Yani bir tanısı yok herhangi bir dikkat eksikliği veya kaygı bozukluğu ama şimdi bu hani yeni jenerasyonun işte içinde bulunduğu bu işte hızlı tüketimden, işte her şeye sahip olmalarından, işte bilgiye hemen her zaman ulaşabilmenin verdiği rahatlıklardan kaynaklı olduğunu gözlemlediğim bir işte odaklanma, işte konsantrasyon bozukluğu olduğunu hissediyorum. Hani okulda ve zaten çok geçişken yani gerek Zoom derslerinde gerek yani okulda sürekli aktif bir çocuk olmasına rağmen bazen böyle mükemmeliyetçi, bazen bize yani anne babaya hani yaranmak için böyle daha iyi olayım demek için böyle bir çabasını olduğunu fark ediyorum. Bazen derslerinde özellikle sayısal derslerinde bazen zorlandığı için hemen böyle demoralize olduğunu hissediyorum. Bir de şimdiye kadar hani annelik içgüdüsel davranışı olarak hep böyle biz işte hep hatırlatmalar yaptık. İşte ödev olsun, sınav olsun, işte hadi kızım yap, hadi çalış kızım. İşte ödevini yaptım mı, yapmadım gibilerinden. Bunun mu acaba diyorum böyle bir hep rahatlığı var. Yani ben hani hatırlamasam da yapmasam da nasıl olsa arkamda bana hatırlatacak işte annem var. Yapamadım mı, zorlandım mı hop anneme sorarım beraber yaparız. Hani ben de fark etmeden bunu ona sağlamış olabilirim. Şimdi 11 yaşında ve artık kendi otokontrolü sağlaması için, bunları kendi başına yapabilmesi için benim ne yapmam gerekiyor? Aslında yani ben hani kendim için soruyorum. Şöyle, mesela diyorum ki ya hatırlatmayayım ödevini, hatırlatmayayım sınavını, yapmasın, eksi alsın, şunu alsın, bunu alsın ama maalesef eğitim sistemimiz böyle yani başarıyı yani başarısızlığı görmezden gelemiyor. Yani hemen aldığı bir düşük notu çat diye sisteme kaydedebiliyor ve maalesef ki işte böyle bir işte ortaokuldan liseye geçitte bir sınav gerçeğimiz var, bir not gerçeğimiz var. Bu yüzden de ben bu kadar rahat olamıyorum. Yani ister istemez hep böyle bir arkasında onu kollamak, işte daha iyi olsun, işte en azından o günü kurtarsın diye bir kaygı içerisindeyim. Aslında kaygı sahibi olan benim. Veli olarak ben ne yapabilirim yani? Evet, onu fark ettim. Şimdi burada bir kere şu var. Siz hani peşinden koşturduğunuz sürece hani bu şekilde onlar tabii sorumluluk almayı öğrenemeyeceklerdir. Şimdi nasıl bir çocuğa siz devamlı yemek yedirirseniz çocuk çatal kaşık tutmasını öğrenemiyor, geç öğreniyor ya da düğme ilikletmezseniz, hep siz iliklerseniz 5 yaşındayken anaokulunda nasıl düğmede zorlanıyor? Şimdi burada da aynısı. Siz hep arkadan topladığınız için tabii ki bunu hiçbir zaman öğrenemeyecektir. Ama böyle küçük çizelgeler yaparak, notlar yaparak ve onunla baştan bunu konuşarak, yani bir kere sizden ümidi kesmiş olması lazım ve sizin de burada net olmanız lazım. Evet, peşinden koşmak zorundayım, kontrol etmek zorundayım diyorsunuz ama burada sizin de yüklediğiniz anlam üzerine ben düşünmenizi bir isterim. Tabii ki hepimiz evlatlarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ama burada tabii sizin de projeksiyonlarınız var oraya. Yani onun başarısı sizin için ne anlama geliyor? Onun sınavı mı, sizin sınavınız mı? Bunları bir ayırt edip ona göre ufak ufak, ben tamamen bırakın demiyorum ama bırakılması gereken yerde de bırakmanız çok çok önemli olacaktır ki hatta bu zaman gelmiş geçiyor bile. Yani çünkü 11 yaşında hani zaman ilerliyor, daha ufak yaşta
itibaren bunun traininginin yapılması lazım. Bu bir egzersiz meselesi. Belki ilk başta direkt çuvallayacak ama daha sonra kendisini toparlayacaktır. O yüzden biraz sizin de sabretmeniz ve ona göre davranmanız lazım. Hani şimdi zaten vaktiniz var da hani 8. sınıfta olsa tabii ki bırakmayın. Artık bu saatten sonra bırakmanın bir anlamı yok derim ama hani şu anda yavaş yavaş bırakabileceğiniz bir dönem. Bence bunu deneyin. Ufak ufak denemelerini de yapın ki önümüzdeki seneler hem sizin için hem onun için daha huzurlu geçsin. Çünkü en sıkıcı şey de anne ve çocuk arasındaki ilişki bozuluyor. Yani çünkü anne öğretmen oluyor. Anne bazen öğrenciyle aynı düzeyde görüyor kendini. O nedenle bunu özellikle öneriyorum. Daha erken yaşta da yavaş yavaş çocuğa alan bırakılması lazım bir şeyleri yapabilmek için. Ama net, ben artık senin derslerinle eskisi kadar ilgilenmeyeceğim. Bütün sorumluluk sana aittir. Ben sana her seferinde hatırlatmayacağım diye. Çok rica ederim. Hocam süremizi de açtık. Sorular da çok. Sizin de fazla vaktinizi almayalım isterseniz. Ben de şöyle bir şey yapabilirim. İsterlerse Instagram'da soruları yazabilirler eğer yazmak isterlerse ya da DM'den soruları yollayabilirler. Ben cevaplarım. Cevaplıyorum çoğu zaman da zaten. Bir sıkıntı yok yani. Tamamdır hocam. O zaman sizin Instagram sayfanızdan direkt ulaşabilirler size. Tera Akademi'den. Tera Akademi www.teraakademi.com'dan şey yapabilirler. İsterseniz chatte de paylaşayım ben. Daha iyi olur. Instagram sayfası. Tera Akademi ya da Doktor Hülya Bingöl Çağlayan diye benim Instagram şey yapalım. Çok teşekkür ederiz hocam. Sunumu paylaşamıyorum maalesef. Birisi sormuş. Sunumu paylaşamıyorum ama sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilinize sağlık. Çok rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Tekrar iyi tatiller diliyorum. Güzel hocam. Çocuklara. Sağ olun.